Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Uzunca bir aralıktan sonra tekrar bir Tekno tarihi videosuyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde konuğumuz internetin öz oğlu lakaplı Aaron Schwartz. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. Reddit diye bir sosyal medya platformu var. Bu Aaron Schwartz dediğimiz arkadaşımız o platformun kurucularından bir tanesi. Kendisi 1986 yılında Chicago'da dünyaya geliyorlar ve 3 kardeşler. Açıklama kısmında linkini paylaştığım bir belgesel var arkadaşlar. Oradan edindiğim bilgiye göre kendisi 3 yaşında okuma yazma meselesini hallediyor. Kahramanımızın yazılımı olan ilgisi babasından geliyor. Çünkü babası da o dönemlerde bir yazılımcı. Yani aslında dünyaya geldiğinde evde bir bilgisayar oluyor. Kendisinin bilgisayarla tanışması da yine 2-3, ikili üçlü yaşlara tekabül ediyor. Aaron 12 yaşına geldiğinde bugün Wikipedia olarak bildiğimiz sistemin atası olan The Info Network'ü yazıyor. Adından da anlayabileceğiniz üzere bir internet ansiklopedisi fikrinin başlangıcı oluyor. Hatta bu durumu kardeşi yine aynı belgeselde şöyle açıklıyor. Ya biz ilk Wikipedia'yı duyduğumuzda çok sevindik ama 5 yıldır bir tane bizim evimizde çalışan Wikipedia var diyorlar. Tabii ki de bu web sitesinin bu işleyişi ödül veren kurumların ilgisini çekiyor ve daha henüz 12 yaşındayken adına Ars Digita adı verilen bir ödülün sahibi oluyor. Bu ödülü almak için Cambridge Üniversitesi'ne gidiyor. Tabii Cambridge'e gitmesi Schwartz'ın hayatında önemli bir ufuk noktası. Çünkü orada bir sürü programcı ile tanışıp farklı farklı yazılım işlerine de start veriyor. Şimdi biraz da Schwartz'ın yaşını büyütelim. Artık 14 yaşına geldi arkadaşlar. O dönemde günümüzde de aslında çok sık kullanılmayan ama kullanılan RSS adı verilen bir sistem geliştiriliyor. Yani siz birden fazla siteyi takip ediyorsunuz ya da bir tane siteyi takip ediyorsunuz. O sitede neler olmuş, ne bitmiş, ne görsel yüklenmiş, hangi makaleler girmiş gibi verileri size özet olarak sunan bir sistem. RSS ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bir mail grubuna abone oluyor. O grupta verdiği bilgiler ve yaptığı deneylerle hatta aktardığı deneyimlerle dikkat çekiyor ve bu grup Aaron'la tanışmak istediğini kendisine maille bildiriyor. Fakat Schwartz'tan gelen cevap oldukça ilginç arkadaşlar. Diyor ki daha yeni 14'üme girdim, annemin bu buluşmaya izin vereceğini düşünmüyorum. Fakat bu ekip şaşkınlığını gizleyemiyor tabii ki de. Bir yıldır 14 yaşında biriyle mi çalışıyorduk biz falan filan diye. Neyse geri adım atmıyorlar. Gidiyorlar aileyle irtibata geçiyorlar ve çocuğun San Francisco'ya gelmesini sağlıyorlar. İşte bu davet Schwartz'ın da internet sektörüne girişinin resmen ilk adımı oluyor. İlk makalesi 15 yaşında yayınlanıyor ve yine aynı yaşlarda günümüzde bizim bile YouTube videolarımızda kullandığımız Creative Commons tipi lisanslamanın öncü çalışmalarına katılıyor. Creative Commons da şu arkadaşlar, şimdi siz normalde bir ürüne ya da web sitesine bir yazıyı, bir bilgiyi okuduğunuz zaman altında tüm hakları saklıdır yazar. İşte bu Creative Commons bazı hakları saklıdır demek oluyor. Mesela bize soruyor YouTube, diyor ki videomdan bu yayınladığın eser, sanat, fikir her neyse bununla ilgili nelere izin veriyor? Mesela siz kalkıp da evet ben bu videonun paylaşılmasına izin veriyorum diyebiliyorsunuz. Ama bu videodan kimse para kazanmasın diyebiliyorsunuz. İşte o bazı hakları saklıdır kısmı bu yıllarda içinde Aaron Schwartz'ın da yer aldığı bir ekip tarafından geliştiriliyor. Bu bir lisanslama tipi. İnternette ve kamusal alanda bulunan tüm bilgilerin herkes tarafından kullanılabileceği ve ücretsiz erişebileceği bir sistemi hayal ediyor. Schwartz yaşadığı toplumu ve insanları daha iyi anlayabilmek için bölüm olarak kendisine sosyolojiyi tercih ediyor. Birinci sınıfta okuldan tam bir hayal kırıklığı yaşıyor ve okulu bırakıyor. Paul Graham adlı bir kişinin yönettiği Y Combinator adlı bir şirket Aaron Schwartz'a resmen iş teklifinde bulunuyor. Schwartz da bu adamlara diyor ki bir dakika, benim böyle Infogami diye bir projem var. Bu projede şu, siteye giren herkes kendisine kendi istediği standartlarda kendi kendine bir web sitesi yapabilsin. Firma bunu kabul ediyor. Gel abicim bunu burada yap diyorlar. Sonuç olarak proje ortaya çıkıyor fakat beklenen rakamlara ulaşmıyor. Aynı firmanın Reddit adlı başka bir projesiyle Schwartz'ın bu Infogami'si birleştiriyor. İşte bu birleşmeyle birlikte ortaya bugün de adını bildiğimiz Reddit çıkıyor. Schwartz da kendi projesiyle dahil olduğu şirkette Alexis ve Steve ile birlikte Reddit'in 3 kurucusundan birisi olma unvanını kazanıyor. Reddit de arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere inanılmaz bir şekilde büyük. Finalde Reddit Wired adlı bir şirket tarafından satın alınıyor. Schwartz Wired'daki iş ortamından çok sıkılıyor çünkü kendisine örnek aldığı kişi Tim Berners. Bu sitelerin başındaki www var ya, onun mucidi işte. Bu adam da World Wide Web'i yani www bulduğunda bunun telif hakkını satın alıp aşırı zengin olmak yerine bu sistemi ücretsiz hale getiriyor. Doğal olarak onun yolundan yürümek istedi ve Wired'daki sıkıcı işinden ayrıldı. Kendisinin hedefini de şöyle toparlayayım arkadaşlar. İnsanların bilgiye ücretsiz olarak ulaşabilecekleri bir platform. Kendisine ilk olarak ABD'deki bütün adli işte bilmem ne dava dosyalarının tutulduğu Paces adlı bir sisteme hedef alıyor. Normalde siz ABD'deki yasalara göre tüm dava dosyalarına ücretsiz ulaşım hakkını elinizde bulundururken Paces bunların bir sayfasını 10 sente satıyor.
yapıyor. Aaron da durmuyor arkadaşlar. Bu sistemdeki bütün dava dosyalarını patır patır sızıp indiriyor ve bunları kendi web sitesine ücretsiz bir şekilde halka sunuyor. Tabii ki de FBI boş durmuyor. Durun orada birileri güzel bir şey yapıyor. Hemen bunun hayatına çökmeliyiz hevesiyle gidiyorlar ve adama dava açıyorlar. Fakat dava anayasada belirtilen bir hakkı fiilen uyguladığı için düşüyor. Yani Schwartz bu davadan herhangi bir ceza almıyor. Hatta FBI'da davadan vazgeçiyor. Bu sefer kendisine hedef olarak MIT'yi seçiyor. MIT'nin de olayı şu arkadaşlar. Dünyada yapılan bütün bilimsel çalışmalar MIT'nin veri tabanında tutuluyor. MIT sunduğu bu sistemi de G-Store adını koyuyor. Bu sistem şu arkadaşlar. Siz bir bilim insanısınız. Başka bir bilimsel makaleye veya bilimsel araştırma ihtiyacınız olduğunda gidip oradan para verip makaleyi satın alıyorsunuz. Schwartz da diyor ki bir dakika, bu iş böyle olmaz. Bu makaleler toplumun ortak üretimidir ve kamuya mal olması gereken ürünlerdir diyor. Ve bu makaleleri patır kütür indirip yine kendi bloğunda yayınlamaya başlıyor. Bu makaleleri bildiğiniz klasikleşmiş hack yöntemleriyle elde etmiyor. Makalelerin veri tabanında sıralanışında bir açığı buluyor. O da şu arkadaşlar. Diyelim makale slash makale 01 diye girdiyse bir diğer makale slash makale 02 diye giriyor. Kendi küçük laptopuna yazdığı bir programla birlikte bu makalelerin URL'lerindeki bu açıktan faydalanarak yine caldır cildur indirmeye başlıyor. İndirmek yetmiyor, onları bir de yayınlamaya başlıyor. Fakat yazdığı bu kod yapısı MIT tarafından tespit ediliyor ve kendisini sistemden banlıyorlar. Siz misiniz lan bana bunu yapan diyor. Laptopunu alıyor. Bir tane de harici hard disk alıyor. MIT'nin bu G-Store'u tuttuğu data merkezlerine girip fiziki olarak bilgisayarını oraya kurup direkt sunucudan laptopuna veri aktarmaya başlıyor. Ve dönemsel aralıklarla da gidip hard diski alıp onu temizleyip yerine geri koyuyor falan filan. MIT çalışanları daha sonra bu bilgisayarı da fiziki olarak tespit ediyorlar. Fakat bilgisayar sahibini arayıp bulup gel kardeşim şunu kapat, burada her ne bok diyorsan bunu iptal et demek yerine odaya bir tane gizli kamera koyuyorlar. Daha sonra günün birinde Aaron'a odaya girip o bilgileri yedekleyip çıktığını tespit ediyor. Tabii ki de bu süreçlerin devamında kendisinin video görüntülerinde yer aldığı deliller hakimlere sunuyor ve 13 ayrı dava açılıyor. Finalde de mahkeme Schwartz'ı suçlu buluyor ancak cezaevine girmiyor. Burada bir kısım kefaret ödeyip bu cezadan kurtuluyor ancak dava devam ediyor. Bu sefer de gözüne başka bir yeri kestiriyor. Kestirdiği yerde arkadaşlar şu, o dönem ABD'de SOPA adı verilen bir yasa çıkarılmaya çalışıyor. Bu yasa ABD hükümetine canı istediğinde herhangi bir web sitesini kapatma, karartma gibi yetkileri veriyor. İşte Schwartz bu yasaya karşı olan akımın önderlerinden birisi haline geliyor ve çok kısa sürede 300 bine yakın imza topluyor. Yapılan toplu gösteriler, işte basın açıklamaları falanlar filanlar da buna ek olarak eklenebilir. Finalde yasa çıkmıyor arkadaşlar ve bir anda Schwartz bu mücadelenin öncülerinden birisi olduğu için farklı bir alanda aktivist olarak ünleniyor. ABD hükümeti yasayı çıkaramayınca neredeyse bilgisayar kullanabilen herkese diş biliyor ve Schwartz'a da verecekleri cezanın diğer herkese ibreti alem olacağını söylüyor. Ve kendisine totalde açılan tüm davalardan 35 yıl ceza ve 1 milyon dolarlık para cezası kesiyor. Burada Schwartz'ın karşısında iki seçenek duruyor arkadaşlar. Bir tanesi şu, suçu kabul edecek ve normal hayatına devam edecek bilgisayardan, teknolojiden uzak bir şekilde. Diğerinde devletle karşı karşıya gelecek, o mahkemeye çıkıp aslanlar gibi yaptığı şeyleri savunacak. Tabii ki de mahkemeye çıkmayı kabul ediyor, davalara çıkıyor. Fakat bu süreçte hem FBI baskısı, hem tutuklanma korkusu, hem işte 1 milyon dolarlık para cezası gibi durumlar FBI'nin da gündelik hayatında onu çok fazla darlamasının baskısını ve stresini kaldıramayıp 26 yaşındayken intihar ediyor. Tarih 11 Ocak 2013. Şimdi arkadaşlar bizim bu olaydan anlayabileceğimiz üzere idealleri olan birisi sırf başka insanlara, yani kötünün yanında yer alan iyilerin yanması da göze alınarak ABD tarafından harcanıyor. Şimdi arkadaşlar normalde burada bir çıkış konuşması yapmam gerekiyor fakat ben çıkış konuşması yapmayacağım. Her şey ortada, görüyorsunuz zaten siz. Çıkış konuşmasını Schwartz'ın kendisine bırakıyorum ve size de hoşça kalın diyorum. It's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, you know, follow the things that adults told you to do and that, you know, your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. You know, I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, you know, it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society. Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems that I could do something to address, I didn't see a way to forget that. I didn't see a way not to.